Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir küçük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Ben Osman Tanju Güner'i. Şu anda Nallıhan'dayız. Yani Ankara'nın meşhur Nallıhan'da. Yani Yunus Emre'lerin, Tapduk Emre'lerin yaşadığı yerdeyiz. Ve burası şu anda mera ve doğal arazilerin olduğu yer. Burada bir çiftlikteyiz. Yaklaşık 700-800 baş koyun var. Göreli çiftliğindeyiz. Ve bu Göreli çiftliğinde embriyo transplant yapılacak. Yani tüp kuzu, tüp bebek dediğimiz şey yapılacak. Şimdi Avustralya'nın Kaya çiftliğinden gelen veteriner Anders var ve Lawrence var. O da İsveç'ten geldi. İsveç'ten gelen bir kişi daha var. Bunlarla birlikte şimdi embriyo transferi yapılacak. Hep beraber girelim. İçeride panik var, kaos var. Hayvanlar tüm hazırlıkları yapıldı. Süngerlemeler yapıldı. Şimdi gruplara ayrıldı. Burada gördüğünüz şu anda koyunlar, biraz sonra göreceğiniz şu andaki koyunlar burada şu anda birazdan buraya alınacaklar. Burada gördüğünüz masalarda, şöyle bakarsanız, burada gördüğünüz masalarda hayvanlar oturtulacak. Onlara sedimentasyon, yani hafif uyuşturucu iğne yapılacak. Ve ondan sonra temizlikleri yapıldıktan sonra içeri ameliyathaneye alınacaklar. Lawrence, are you ready? Yeah, we're nearly ready. Adrian, we got everything ready. Yeah. Adrian, we've given use sedatives, and it takes about half an hour for them to be relaxed. Yani şimdi hayvanlara sedatif verilecek. Yaklaşık yarım saat içinde hayvan rahatlayacak. Yes. And then Adrian's busy thawing out the embryos now, so they'll be the right temperature. Evet, içeride şu anda kameralarımızda içeride Adrian'da, yani veteriner hekim şu anda embriyoları teker teker ayrıştırıp he's looking under microscope. Yes, to see making all sure embryos are good. Embryos are good. Yeah. Embriyoların sağlıklı olup olmadığını kontrolden geçiriyor. Now what you do here now? Could you please explain us? We take the sheep and then we'll put it into the stool, the cradle. Alınan koyunlar buradaki cradle'lara, yani bu ameliyat tezgahlarına konulacaklar. And then the place where Adrian will make the incision, we will shave it. Oh, I see. You have a shaver. Evet. A small place. Bizim eski tıraş makinalarımızdan. Bununla hayvanın embriyo transplant yapılacak yerleri, tüyü tıraş edilecek. And then, evet. And then we will disinfect the area with tabii ki ilk önce hayvanı hijyenik açıdan temizliği yapılacak, dezenfeksiyonu yapılacak. Bu bildiğimiz batiyodin ve batiyodin, isn't it? This is iodine. Iodine, yes. Iodine, yani bildiğimiz batiyodinle suyun karışımıyla dezenfektasyon yapılacak. Pamuklarımız hazır. Yes. And then we'll put them into Adrian. He'll put in the embryos. Make an incision, look at the eggs, that everything is good. Ve içeride Adrian, veteriner Adrian, ilk önce kesimi yapıp embriyoyu koyacağı yerle ilgili bütün mikroskop altında bakacak, her şeyin hazır olduğuna baktıktan sonra embriyoları bir şekilde he'll check the follicles that it's in the right stage. Foliküllere bakacak. Yani koyunun biliyorsunuz içindeki üreme organının son noktasındaki ovaryum dediğimiz kısma, belki bilmeyenleriniz olabilir, yumurtayı tuttuğu yerde, oranın hazır olup olmadığına bakacak. So it's ovulating at the right stage. If it's not, then you'll throw it out and you won't put embryos in it. Eğer koyun baktığı zaman o yumurtlama ya hazır noktada değilse, yani organları o yumurtlama dönemine hazır değilse, o zaman o hayvanı dışarı çıkartacak. Embriyo koymayacak. Çünkü hayvanın tam olarak yumurtlama hazır döneminde olması lazım ki sizin dışarıdan koyduğunuz hazır yumurtanın oluşabilmesi için. Yani hayvanın şu anda bir haftalık gebe durumda olması lazım. Embriyoyu içine koyması için. Yes. And then you will put one embryo in each you and then sew it up. We'll bring it back here, then we'll give them. Ve her bir hayvana, bir koyuna bir embriyo konulacak. Embriyo konulduktan sonra tabii ki tekrardan dikilecek ve ondan sonra yarı baygın halde olan koyun buraya tezgaha getirilecek. Bir dakika kadar burada dinlendirildikten sonra arka tarafta otlama bölümüne sarılacak. Şimdi bu koyunlar
dünden beri saat 5'ten beri hiçbir şey yemediler, içmediler. Aç olmaları lazım. They didn't eat anything since 5 o'clock, right? Yesterday. No drink, no food. Yani hiçbir şey yiyip içmediler. Dolayısıyla açlar. Kendilerine geldiklerinde en azından işte burada otla beraber yemeye başlayacaklar. 6 hafta boyunca aynı yem verilecek. Aynı yiyecekler verilecek. Yiyeceklerde en ufak bir değişikliğin olmaması lazım. They have to eat for 6 weeks the same food. Same feed is very important that the embryo stabilizes and sits well. After 6 weeks the embryo sits very well and then there's no problem. So the first 6 weeks are critical. İlk 6 hafta en kritik olan dönem. Yani bu 6 haftalık dönemde embriyonun oturduğu yerde artık oraya iyicene alışma periyodu ve orada yapışması gerekiyor. Ve burada bunu yaptıktan sonra o 6 hafta için onun için hayvanla ilgili hiçbir strese sokamazsınız. Hiçbir yemde değişiklik yapamazsınız. Her şeyin aynı olması lazım ve olduktan sonra da 6 hafta sonra artık daha özgüven, kendine olan yapışkanlığı olsun, oraya oturmuş hali olsun, daha güvenceli hale gelecek. Fakat ilk 6 hafta en kritik dönem. The most critical time is the first 6 weeks, yes, as you said. Yeah. Then everything will continue like a normal pregnant animal. Yeah, then you scan them at 45 days, 50 days. Ha, tabii şu da çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de daha çok yapılmayan bir şey. Ben kendi çiftliğimde şahsen yapıyorum. Ultrason 40-45 günlük olduğunda embriyolar ultrason yapılacak. Bunlar da hangisinin canlı, hangisinin canlı olmadığı. Which one is alive, which one is not. Yeah, yeah. To check it out. Yeah. That's the most exciting time. So, yes. Yani en heyecanlı dönemlerden bir tanesi de işte o 45 gün sonra embriyonun canlı olup olmadığını görmemiz olacak. So usually what we talked with you before, but to explain to the viewers that what is the percentage success? Normally when they do laparoscopic embryos, the normal percent, they say if you get 50%, then you should be happy because it's good to think a bit less than more. Yes. But in Sweden, Norway and Denmark, it's very common that we get 70% or better. Şimdi öncelikle bu transfer şeklinin ismine laparoskopik transfer diyorlar. Yapılan sistem laparoskopik transfer. Genelde eğer %50 başarı varsa bu iyi bir başarı. %50 başarı. Ancak kendisi İsveçli, İsveç'te çiftliği var, Dorper çiftliği var, aynı zamanda 500 başlık bir inek çiftliği var. Kendisiyle bu konuda daha sonra da sohbet edeceğiz. Kendi deyimiyle İsveç'te, Norveç'teki başarı oranı %70 ortalamayı yakalıyorlar. Yani %70 canlı embriyo, yani doğuracak hale gelen %70 kadarı oluyor. Burada bizim hedefimiz, dünya ortalaması %50'de bir başarıdır. Yani %50'yi hedefliyoruz. So, our target is here, first target is 50%. Yeah. If we go above that, it's a bonus in our pocket. Yani %50 hedef, eğer %50'nin üstüne çıkarsak o da bizim, yani buradaki arkadaşların bahşişi olacak inşallah. Yes, while we are waiting, it's not started yet, right? No, in a few minutes. We have a few minutes. Yeah. Now I want to ask you, you told me that you have 500 cattle, you also dairy milking. Yes, yes. And what do you have as a cattle breed? We have Holstein and Swedish Red. Şimdi kendisi 500 baş inek yapıyor. Holstein ve İsveç kırmızısı diye bir ırk var. Bunlardan yetiştiriyor. What's your average lactation? The average for the cows now is 13,000 liters a year. Şimdi laktasyonda 13 ton alıyor. Yani 13.000 litre ortalama 500 hayvanın bir dönemde verdiği laktasyon oluyor. Bir laktasyon dönemi de kaç gün diye sorarsanız 305 gündür. Ancak bu 310, 320, 330'a kadar çıkabilir. Ama önemli olan, yani şimdi inekçilikten bahsetmek istemiyorum ama son iki ayda mutlaka sütten kesmeniz gerekiyor. About 44 liters a day. Yani ortalama süt ortalaması çiftliğin 44 litre. 44 litre gibi. So just and how many calving you get? What's your average cow calving period? We calve all year round.
So we calve every day these calves. So do you get for each cow average, like in 365 days you get one calf for one cow? Yeah, yeah. Yani bu da çok önemli. Onu da öğrenmek istedim. Ortalama her inekten bir buzağı alıyor. Biliyorsunuz bizde işte bir takım beslenme problemlerinden şundan bundan hayvanın doğurduktan sonraki ikinci dönemdeki gebelik kalma süreci çok uzuyor. Ama gördüğüm kadarıyla Lawrence'da böyle bir sıkıntı olmuyor. Evet değerli izleyiciler, şu anda koyun yatırıldı, iğnesi yapıldı. Bu tamamen koyun için yapılmış, embriyo transferi yapılmış bir ameliyat masası. Oradaki konuştukları konu dirseklerin, koyunun arka dirseğinin daha dışarıda olması gerektiğini, hayvanın daha gergin olması gerektiğini söylediler. Andrew tüyünü tıraş edecek, o kısımdaki tüyü tıraş edecek. Şu anda bu gördüğünüz koyunlara gerekli süngerlemeler yapıldı. Gebeliğin ilk bir haftalık döneminde hissiyatı var. Tabii bu mikroskop altında kontrol edilecek. Şu anda bu koyuna sedimentasyon verildi. Dolayısıyla baygın halde, yani kendinde ama rahat hissediyor kendini şu anda. Evet, buradan şimdi koyunlarımız beklerken biz içeri girip bakalım. Evet, Andrew mikroskopla beraber şu anda gördüğünüz gibi bütün embriyoları kontrol ediyor. How is it going, Adrian? So far so good. So far so good. Yep. Very nice. Diyor ki şu anda nasıl olduğunu sordum. Şu anda diyor her şey yolunda. İstediğimiz gibi gidiyor. Değerli izleyiciler, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapılan yer burada. Branda ile çekilmiş kapalı bir alan. Yani böyle embriyo transferi için muhteşem böyle ameliyathanelere falan lüzum yok. Önemli olan temizliğin sağlanması, hijyenik standartların sağlanması ve temiz çalışılması ve süreçlerin doğru oturtulması. Süreç dediğimiz nedir? Prosesler. İşte burada şu anda gördüğünüz gibi burada bir takım malzemeler var. Eğer arkadaşım buradan gösterme imkanı olursa, bu da aynı suni tohumlama, inek suni tohumlamasında olan nitrojen tankı. İçinde azot var, yani nitrojen azot var. Azotun içinde de dondurulmuş embriyolar var. Ancak bu embriyolar dışarı çıkartılıyor, tekrardan canlandırılıyor, donmuş halden canlı hale getiriliyor. Transfer yapın. Şimdi şu anda bütün notlarını alıyor. Kime, neye, kimi yaptığını, hepsinin kayıt altına alınması lazım. Bu embriyoların en büyük özelliği, onu özellikle söylemek istiyorum. Şu anda Avustralya'da ve dünyadaki en iyi koçlarla en iyi koyunların birleştirilmesinden ortaya çıkmış embriyolar. Yani bu kuzular gerçekten Türkiye'miz için çok büyük katkı olacak. Şimdi iki tarafta da dediğim gibi hareket var. Dışarıda koyunlarımız şu anda transferin yapılmasını beklerken, bir taraftan da burada artık son hazırlıklar yapılıyor ve birazdan operasyonlar başlayacak. Veteriner Adrian, kendisi Kaya çiftliğinin sahibi ve kendisinin 950, you have 950 Dorpers, right? Am I saying right? 950 Dorper koyunu ve 3500 Merinos koyunu var. Yaklaşık 2000 hektar, yani yaklaşık 20 bin dönüm arazide bu hayvanları otlatarak yetiştiriyor. Hayvanlar 365 gün, bu 4000 hayvan 365 gün dışarıda yatıp kalkıp yiyip içiyorlar. Bu 20 bin dönüm merada. İşte meranın önemini her zaman size söylediğim gibi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada görmüş oluyoruz. Ve bu hayvanlar sadece birkaç gölgelik var. O da yazın sıcaklarında o gölgelikte dinleniyorlar. Şu gördüğünüz damlacıklar, eğer Orhan arkadaşım biraz yaklaştırırsa, bu gördüğünüz damlacıklar içinde
Hepsinin içinde embriyolar var. Ve her bir damlacığın içinde, mesela ilk damlacıkta dedi 5 tane embriyo var. İkincisinde 3 tane var. En alttakinde 3 tane embriyo var. Yani bunların hepsinin içinde 3 ila 5 arası embriyolar var. Bunlar, now after that you will take it by injection. Yes. What happens? They have to go through 3 steps of different solutions. Hmm. Okay, so that was the first one, second one, third one, and then we hold them here. Yep. Şimdi biliyorsunuz, bildiğiniz gibi değerli izleyiciler, şu anda dediğim gibi azot tankında dondurulmuş halden olan embriyolar buradaki gördüğünüz bölümlere alındı. İlk bölümdeki damlacıklarda ayrı bir kimyasal var. Orada embriyolar alınıyor. Belli bir süreçten sonra ikinci bölümü alınıyor. O belli süreçten sonra üçüncü bölümü alınıyor. Yani donmuş bir şeyin canlı hale getirilmesi belli proseslerden geçiyor. Bu proseslerin yapılması lazım. İşte o üç bölümden teker teker birinci bölümden alınıp ikinci bölüme, ikinci bölümden alınıp üçüncü bölüme geçirilerek artık embriyonun son şeklini alması ve en canlı hale getirilmesi sağlanıyor. Şimdi o gördüğünüz gibi biraz daha bakarsak şu anda embriyolar enjektöre alınarak ayrı bir solüsyonun içine zerk ediliyorlar. Burada artık son noktayı buluyor. Son noktada hazır olduğu zaman da birazdan koyunlar içeri alınmaya başlayacak. Bunlar da taşıyıcı koyun olacak. Tekrar söyleyeyim, bu koyunlar bir nevi otel vazifesi görüyor. Koyunun hangi cins olduğu önemli değil. Önemli olan hazırlıklı olması. Yani koyunun bu olaya tamamen hazırlanmış olması. Dolayısıyla şu anda otel koyunlarımız dışarıda. Biraz evvel gördük koyunlarımızı. Koyunlarımız içinde sakız kırması var, kıvırcık kırması var, işte merinos kırmaları var, melez koyunlar. Bunların dediğim gibi cinsi hiç önemli değil. Bunların yaptığı görev sağlıklı olmaları. Neresinin sağlıklı olması? Tabii ki üretim organlarının sağlıklı olması ve üretim organları sağlıklı olduğu için de dolayısıyla onların yapacağı iş biraz sonra otel vazifesi görevine başlayacak. Çok enteresan. Şu anda embriyoları görüyorum. Şu anda gördüğüm there are 5 embryos in here. Yes. 5 tane embriyo görüyorum. Evet, ben de okudum, eğitim aldım ama ilk defa bu kadar güzel ve canlı görüyorum. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah bu embriyolar vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Thank you. Evet, gerçekten çok güzel. Bütün safhalarını ve etaplarını hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarımız bu işe ciddi yatırım yaptılar. İnanıyorlar, günlerdir yatıp kalktılar burada. Hatta bu yavrular doğduğunda bebek gibi bunların başında bekleyecekler. Bu gerçekten ülkemiz için önemli bir olay. Ben bunu burada yapabildiğim için de çok mutluyum. Burada iki tane kameraman arkadaşım var. Onlar da benim için çok değerli. Bir tanesi Orhan, bir tanesi Haydar. Ve onlar inanılmaz, bizim duyduğumuz heyecanı onlar da duyuyor. Ve dolayısıyla buradaki heyecanı size kameranın arkasından yansıtmaya çalışıyorlar. Bu da bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla evet, bu programı birkaç kayıt yapacağız herhalde. Çünkü görmemiz lazım. Bu olay, dediğim gibi, tabii ki burada şunu da belirtmemiz lazım. Türkiye'de embriyo transferi yapılıyor. Yapan üniversitelerimiz var. Onlara da saygımız sonsuz. Ancak şunu çok iyi bilmemiz lazım. Biz burada embriyo transferinin nasıl yapıldığını sadece anlatırken genel anlatıyoruz. O önemli değil bizim için. Bizim için burada önemli olan Türkiye'ye çok değerli hayvanların sperma ve yumurtalıklarının birleştirilip getirilmesi. Bizim için bu çok önemli. Bizim için bu çok önemli. Eğer biz bunu başarabiliyorsak, yani embriyo transferinin basit bir şekilde yapılabildiğini gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Türkiye'ye biz iyi hayvan getirmemiz lazım. Türkiye'de birçok ithalatçı arkadaşımız var. Onlara da saygıyla burada selamlıyorum. Ama arkadaşlar, artık Türkiye'ye kaliteli hayvan getirin. Türkiye'ye getirmeyin şu çöpleri ya. Ülkemin buna ihtiyacı yok. Benim ülkemin iyi hayvana ihtiyacı var. Ben inanıyorum ki bu bizim anlattıklarımız mutlaka ithalatçı firmalarda da rekabeti yaratacaktır.
zaten şimdiden yaratmaya başladı ve onlarla çekimler de yapıyoruz. Göreceksiniz, bütün arkadaşlarımız daha kaliteli hayvan getirmek için çaba sarf edecekler. Eğer bunun yanında biz dünyanın en kaliteli embriyolarını Türkiye'ye getirmeyi başarabiliyorsak, bu da aleyhül ala. Şimdi bismillahirrahmanirrahim, ilk transfer için ilk otel koyunumuz geliyor. Evet, biz de yardım edelim bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi ameliyat masası ve şu anda ilk transfer gerçekleşiyor. Şu anda ben size bilgi de vereyim. Hafif bir karbondioksit gazı içeri hafifçe zerk etti. Şimdi laparoskopi ile içeri girdi ve içeride rahim yatağının uygunluğuna bakıyor. The squeeze bottle behind you, Lawrence. Eğer rahim yatağı istediği uygunlukta değilse transfer gerçekleşmeyecek. Şu anda rahim yatağını çıkardı. Şu anda hazır ve Bismillahirrahmanirrahim. İlk embriyo gerçekleşti. Hadi be. İlk bebeğimiz, gitti. Evet, ilk bebek yerini aldı. İlk kuzu yerini aldı. How was the ovary? Was it in good condition? Everything good. Evet, rahim iyi pozisyondaydı diyor. İyi durumdaydı diyor. İyi konumda olduğu için zaten transfer gerçekleşti. Şimdi böyle 44483. Koyunun kulak küpesi alınıyor. Dolayısıyla hangi koyuna hangi embriyo yapıldığını it is important that you would like to know which embryo which pedigree embryo is inserted inside. Bu gördüğünüz yazıda da buraya kulak küpesi numarası yazılan hayvan burada hangi embriyonun yapıldığı, hangi pedigrinin yapıldığı gösteriliyor. Şimdi tekrar ikinciye geçiyoruz. Bunu da isterseniz bir görelim. Bu gördüğünüz arkadaşlarımız en önemli şey bu gördüğünüz arkadaşlarımız hem çiftçi hem bu işi yapıyorlar. Lawrence aynı zamanda çiftliği dışında bütün Avrupa'da kaya çiftliğinin temsilciliğini yapıyor. Yani bütün yapılan operasyonlarda Andrew'ya yardım ediyor. Ve artık o da mesela gördüğünüz gibi şey çıkartıldı, ovary dışarı çıkartıldı, enjeksiyon şu anda yapılıyor. Evet, ikinci enjeksiyon da gerçekleşti ve şu anda kapatılıp hemen gördüğünüz gibi dikme işlemi yapılıyor. Çok küçük bir kesik atılıyor. Yani gördüğünüz gibi böyle çok büyük bir operasyon değil. Buna şu anda gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi laparoskopiyi oradan sokacak. Soktuktan sonra evet, daha iyi bağlanması gerektiğini söyledi Andrew. Birazcık yumuşak oluyor. Eğer arkadaşlarımız tutmadığı takdirde laparoskopiyle taktıktan sonra uterusu dışarı çıkartıyor. Uterus nedir? Rahim yatağı diyelim Türkçesi. Buradan uterusun kordonunu dışarı çıkartarak oynamaması lazım için. Evet, biz de yardım ediyoruz. Daha iyi bağlanması lazım. Onu özellikle Andrew söyledi. Şu anda uterus dışarı çıkartıldı. Dezenfektasyonu yapıldı. Evet, dikişi yapıldı, dikildi. Veteriner Adrian yapıyor bu operasyonu. Yanımızda Lawrence var. Lawrence da İsveçli bir çiftçi. Dışarıda da Anders diye bir 48 yıllık çiftçi var. Ben bazen isimleri karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Yani bu hataları yapıyorsak kusurumuza bakmayın. Önemli olan her şeyin doğru yapılması.
Şimdi delikler açıldı. Önce laparoskopi konuluyor. Hafif karbondioksit gazı verilerek içinin daha genişleyip daha rahat çalışmasını sağlayacak imkan sağlanıyor. Karbondioksit gazı da anladığım kadarıyla hiçbir zarar vermiyor hayvana. Şu anda tekrar buradan giriyor ve ovary, yani yumurtalığın doğduğu yere bakıyor. Oradaki ovary'e bakıyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi dezenfektasyon yapıldı. Bir delik açıldı. O delik açılan yerden iğne sokularak enjeksiyon yapılıyor. Evet. Bir tane daha gerçekleşmiş oldu. Evet değerli izleyiciler, gerçekten heyecanlı bir olay. Ben de ilk defa şahit oluyorum. İster inanın ister inanmayın ama ben bundan 35 yıl önce İngiltere'de okurken tezimi embriyo transplant fizibilitesi üstüne yapmıştım tabii ki. Hem de pratik olarak nasıl yapıldığı konusunda bazı bilgiler vermiştik. Burada Türkiye'de ilk defa embriyo transplantı koyunda gerçekleştiren Profesör Doktor Kamuran hocamıza selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde bunu yapmıştı. Ben bu projeyi, yani bu tezi verdikten yaklaşık 2 yıl sonraydı. O zamanlar İngiltere'de yaşıyorduk. Ama tabii Türkiye'de de bu işi çok yapabilen hocalarımız, değerli akademisyenlerimiz var. And then they put into a solution called glycerol. Gliserin solüsyonuna koyuyorlar. Ama bunu yapmadan önce mikroskop altında embriyoların kalitesine bakarak birinci, ikinci işte kalite gruplarını ayırıyor ve embriyo istenilen vasfı taşımayanları dondurucuya almıyorlar. Önce gliserin solüsyonun içine konularak gliseründen geçiriliyor. Ondan sonra da şimdi şu anda bir çalışması. Yes. Yani dondurma sırasında bir nevi koruyucu oluyor. Yani embriyoyu koruyucu. And then we put it through a slow free, it sits in the glycerol for 20 minutes and then it goes into a machine which freezes the embryo at 0.5 degree per minute down to negative 35 degrees. 0.5. Yes. Per minute. Yani ondan sonra bu gliserin sıvısından alınan embriyo bir makineye konuluyor. Bu makinenin de özelliği 0.5 eksi, yani 0.5 eksi santigrat derecede, dakika başı 0.5 santigrat derecede eksi 35 santigrat dereceye kadar donduruluyor. Dolayısıyla en sağlık şekilde donması gerçekleşiyor. Şimdi o makineden geçtikten sonra onun kısmını alacağız. Yani 35 santigrat dereceye kadar bu makinenin içinde her dakikada 0.5 santigrat derece soğutularak 2670974. Evet, kulak küpesi yazıldı. Hangi annede hangi? Evet. So after this machine process, yes. 35 degrees minus 35 degrees Celsius, then they are put into tanks. Yes. Evet, onu da öğrenmiş olduk. Eksi 35 santigrat dereceye getirilen embriyolar daha sonra işte burada gördüğünüz tanklara, yani eksi 190 dereceye, azot tankı diyoruz, nitrojen tankı diyoruz bunlara, eksi 190 santigrat dereceye indiriliyor ve bu azot tanklarına konulan embriyolar uzun yıllar orada tutulabiliyor, depolanabiliyor. Yani bundan 50 yıl sonra da 50 yıl önce alınmış bir embriyo çıkartılarak transfer edilebiliyor değerli izleyiciler. Evet, sizlerle beraber
Yüreli çiftliğindeyiz. Nallıhan'dayız. Yunus Emre'nin yaşadığı memleketteyiz. Hep beraber burada farklı bir dergahtayız. Embriyo transplantı yapıyoruz. Yani tüp bebek. Lawrence, evet. We'll need three more because one embryo's come back. Right. Bir embriyo daha geldi diyor. İki tane bekliyordum. Şimdi üçüncüyü de hazırlayın diyor. İşte ekip çalışması bu. Dün akşam hep beraber oturduk. Bu gördüğünüz arkadaşlar bütün ince detayları checklist hazırladılar. Yani kim ne yapacak? Ekip çalışması nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Bütün bunlar yapıldı. Ondan sonra proses adım adım hızlı bir şekilde gidiliyor. Hatta burada kaynak varmış, su kaynağı, yani doğal su kaynağı var. Oradan mı kullanalım dedi. Hayır, belki içinde bakteri olabilir. Onun için bizim saf su kullanmamız lazım. Saf su derken bizim içtiğimiz normal bidonlarda içtiğimiz suyla damacana suyu kullanılması lazım. Dolayısıyla onları kullanarak aynı zamanda işte bir takım dezenfeksiyonlardan geçirerek işlemler hızla devam ediyor. Lawrence, yes? Good? Everything very good. Everything good. Yes. Good. Adrian's happy, so everything yeah, going well. Yeah, the most important is Adrian, as long as Adrian happy. Yani diyor ki, hepimiz... Adrian, when did the ones come back? Hepimiz, one didn't come out of the syringe when it was pushed. Oh, shit. Hepimiz diyor, iyiyiz diyor. I don't know. When you push it, hold it when you take it out, because if you push it down and let it go, it'll suck back, back in, so that's all. No, I've been letting it go. Yeah, so that may be the case, so we'll put it in the next i̇şte one. İşte ufak tefek şey, o kadar ince hassas bir iş ki, mesela yapılan, geçmişte yapılan koyunlardan bir tanesinde enjeksiyon yapılıyor ya, dikkat ederseniz Adrian enjektörü tutuyor, yerleştiriyor, Lawrence da düğmeye, yani enjektöre basıyor. Fakat eğer enjektöre bastığınızda basılı olarak tutmazsanız, çekerseniz o kadar mikroskopik bir şey ki bu embriyo, anında geri geliyor. Dedi ki bir tanesi geri gelmiş dedi, mecburi onu da tekrardan transfer etmek zorundayız. Yani yapılan operasyonda bir tane ne diyelim, hata oluşmuş diyelim, yani önemli bir hata değil ama tek embriyo kaybedilmedi. Embriyo tekrar enjektörde kaldığı için tekrardan başka bir hayvana, başka bir koyuna enjekte edilecek. Dolayısıyla Adrian da dedi ki bir tane daha lütfen koyun hazırlayın. Çünkü bir tane kaldı. Değerli izleyiciler, buradan ben birkaç tane daha bilgi de vermek istiyorum. Bakın basılı tutması lazım. O bilgi de şu, buradan çıkacak... embriyolardan çıkacak yavrular %100 pedigri yavrular. Yani pedigri ne demek? Secereli ve aynı zamanda Avustralya Dorper Birliği tarafından onaylanmış ve aynı zamanda bu Dorper'in orijinali nereden geldi demiştik? Güney Afrika'dan. Aynı zamanda Güney Afrika Birliği tarafından da onaylanması lazım. Ne yapılıyor biliyor musunuz değerli izleyiciler? Yani bu kadar ince detaya giriyorum. Bunlar çok önemli. Bizde biliyorsunuz koyun keçi birliği var ama ırk birlikleri maalesef yok. Onun için ben zaman zaman hani Türkiye 100 yıl geri dediğim zaman bana insanlar kızıyor, bazı insanlar, ama bugün ırk birlikleri Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya baktığımız zaman 150 yıl, 180 yıl önce kurulan ırk birlikleri var. When was the Dorper Society established in South Africa and in Australia? In South Africa, I would imagine about 50 to 70 years ago. 50 ile 70 yıl arası Güney Afrika'daki birlik kurulmuş. Yani Dorper Birliği. Bu demek ki belki üstünde, Dorper'in üstünde 100 yıldır çalışıldı o melezlemedeki sabitlemeyi sağlamak için. How about Australia? 1996 or 97. Avustralya'da da Dorper Birliği 1996 yılında, 96-97 yıllarında kurulmuş. Yani Avustralya'ya ne kadar geç gittiğini de bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla ırk birliklerin önemine, evet, şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu çok önemli. Ben araya geri vereyim Adrian'la ilgili. Hı. Avustralya'daki Dorper Birliği'nin kurucusu da babası. Ha, evet, burada annesi de babası da bu işin eski. Arkadaşım doğru hatırlattı bana. Avustralya Dorper Birliği'nin kurucusu da gene Adrian.
Yani gerçekten bu işin babası. Bu işin babası kurmuş. Adrian'ın babası kurmuş. Pardon, özür dilerim. Annesi de babası da bu işte. Annesi de babası da bu işin bu işte profesyoneller. Yani aile geleneği diyelim. Yani koyunculuk ve bu iş aile geleneği. Tabii Adrian daha ileri noktalara taşımış bu işi. Şimdi benim gelmek istediğim nokta şuydu. Şimdi Lawrence'ın vakti olduğu zaman Lawrence'a bir soru soracağım. O soruyla beraber devam edeceğim. Lawrence'ın şöyle bir özelliği var. Çiftliğinde her sene 200 embriyo transplant gerçekleştiriyor. Yani her sene ırkını o kadar, yani saf ırk olmasına rağmen hala ırkını transferleri yaparak gerçekleştiriyor. Bunun bir kısmını dışarı satıyor, diğer çiftliklere pazarlıyor. En iyi o 200'den 150 tane aldıysa, %70 ortalama ile alıyor demiştik başarı oranı. O %70'den aldığı 150 tanenin de sadece %5'ini, yani 6-7 tanesini kendi çiftliği için tutuyor. Geri kalanını bir kısmını pazarlıyor. Diğer kısmı da eğer onay almıyorsa mutlaka onları da kesime gönderiyor. Ya o kesime gönderdiği hayvanlar aslında çok kaliteli hayvanlar, bu arada onu söyleyeyim. Ama ya dedim, yazık günah, onları yapma, orada onların da ihtiyacı var. Hatta ben de dedi klasmanda 20. olan hayvanı Almanya'ya göndermiştim dedi. Almanya'da şampiyon oldu dedi. Her sene zaten şampiyonluk kazanıyor. Aynı şekilde Adrian da devamlı olarak Avustralya'da şampiyonluk kazanıyor. Ama hayvanlarını artık götürmek istemiyor. Çünkü bir gösteriye, bir fuara gitmesi 5000-6000 kilometre. Avustralya biliyorsunuz 13,5 milyon kilometre kare bir alan. Çok büyük. Avustralya'nın güneyinde çiftliği. Fakat böyle bir şey tutuyor. Şimdi 35-40 senelik seleksiyonun üzerine seleksiyon yapmaya devam ediyor. Yani 35-40 senelik seleksiyonun üzerine yani arkadaşlar halen seleksiyon yapmaya devam ediyor. Bu gördüğünüz embriyolarda gerçekten şu an en iyi seleksiyonu en yapılmış. En iyi seleksiyonu hayvan. Yapılmış hayvanlar. Şimdi tabii arkadaşları hani çalışırken mümkün olduğu kadar rahatsız etmemeye çalışıyorum. Çünkü birazcık şeyimiz olacak. Dinlenme olacak. O dinlenmede şimdi bu sonuncu dinlenmede bu arada bir iki soru soracağız. Arkadaşlarla burada sohbete devam edeceğiz. Lawrence ve Adrian, veteriner Adrian, Lawrence da çiftçi. 500 tane ineği var demiştik. Bütün suni tohumlamaları kendisi yapıyor. Hatta aynı zamanda artık yılların verdiği tecrübeyle kendisi gebelik kontrolünü de ineklerde yapıyor. Yani tabii ki koyunlar için mutlaka ultrason gerekiyor. İneklerinki daha farklı. İneklerde hadi bakalım. Bu da inşallah iyi çıkarsa şimdi bir 10 dakika dinlenme olacak. Evet, bu bizim için bir avantaj. Şu anda baktı. Ratroskopi ile neydi? Ratroskopi miydi? Laproskopi, pardon. Özür dedim. Dilim sürçüyor bazı zaman. Kusuruma bakmayın. Laproskopi ile baktı. Bu hayvan dedi embriyo transferine uygun değil dedi ve dolayısıyla hayvanı gönderdik. Dolayısıyla şimdi bir tane daha yapacağız. Bir tane daha yaptıktan sonra bir 10 dakika ara var. O 10 dakika ara niye? Yine bir 20 tane daha çıkartacak. O 20 taneyi o solüsyon proseslerinden geçirecek. Hani biraz evvel anlatmıştık ya. Birinci solüsyondan geçirip belli süre sonra hep zamanlama var. Saniye saniye bu işler. Böyle timingin tam olması lazım. İşte birinci solüsyondan geçti. O solüsyon dediğimizde gördüğünüz gibi bir damlacık. Yani damlacıklar silsilesi. Birinci damlacıkta duracak. İşte 3 tane 5 tane embriyo. Ondan sonra ikinci damlacığa geçecek. İkinci damlacıktan alınıp üçüncü damlacığa geçecek. Üçüncü damlacıktan sonra ayrı bir solüsyona alınıp artık oradan enjektörlerin içine yerleştiriliyor. O gördüğünüz, şu gördüğünüz, şurada bakarsak eğer şurada gördüğünüz küçük enjektörlere sokuluyor. Bakın burada görülen küçük enjektörler. Bu şekilde küçük enjektörlerde
oluyor. Dediğimiz gibi hızla, bak şimdi zamanlama periyodu başlayacak. Now you take the frozen embryo out and it's timing and you have to do it with the time period. Within time, certain time. And what are these ones here? These are all the solutions. Oh, different solutions, yes. Evet. Burada da o üç tane solüsyonla ilgili şey var. Solüsyonlar var. O solüsyonlar işte damla şekilde konuluyor. O şekilde gerçekleşiyor. Ve tabii o kadar zamanlamanın o kadar önemli olduğu bir sistem ki bu kadar kolay gözükmesine evet bakarak aldanmayalım. Eğer siz checklistinizi doğru yapmazsanız, zamanlamanızı doğru yapmazsanız buradaki başarı oranınızı ciddi şekilde etkilemiş olursunuz. Tabii bu sefer çekimlerimizi biraz farklı hale getirdik. Detay çekimler yapıyoruz. Detay şeyler yapıyoruz. Birinci bölümün hemen hemen sonuna geldik. Güzel bir birinci bölüm izledik. İkinci bölüme hemen geçeceğiz. İkinci bölümde işte o 10 dakikalık arada ben size ikinci bölümde bilgileri aktarmaya çalışacağım. Değerli izleyiciler, buradan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, hatta artık embriyolarınız diyelim, sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın. Şimdilik hoşça kalın.